Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bayan yeleği, bebek yeleği, ırkalar, battaniyeler yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle bebe yünü, orta kalınlıkta bebe yünü kullandım. Elimdeki olan iplerden 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. Şimdi bugün sizlere böyle 2 tane örneğini anlatacağım. Bir örneği, bu biraz karışık, tam bir örneği demeyelim değerli izleyicilerim. Arası da var. Arasında böyle 5 ilmek. Bu örnekli olan yerinde de bir ilmeğimiz var yani. Hem arası hem de 6 ilmekten oluşan bir model bu. Bugün sizlere 2 tane örneğini anlatacağım. Şöyle diyelim. Yani hemen başlayalım modelimizi. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz zaten. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Arka yüzden şöyle modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzü olduğu için bu sırasının tamamını şöyle ters örüyorum. Sonra ön yüzde daha net başlayacağız modelimize. Şimdi lastik yapmadık model olduğu için bu. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Yapacağınız modele göre. Şimdi şöyle bakın, kenar ilmeğimden sonra bakın, 2 tane ilmeğimi burada ara ördüm değerli izleyicilerim, 2 ilmeğimi. Sonra 3. ilmeğimi şöyle bir aldım, bir doladım ve içinden bir ilmek çıkardım, bıraktım. Şimdi arada yine 2 tane ilmeğimi ara ördüm. Bir tane bu ortada giden düz olanı selanik gibi şöyle alt ucundan aldım, bıraktım. Yanında yine 2 tane ara ördüm. Sonrasında ikinci modeli kuruyorum bakın. Bir çıkarttım, iki doladım ve içinden bir ilmek aldım, bıraktım. Yine iki aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde şöyle buradaki ilmeklerimin ön yüzde aroşa ördüklerimi şöyle ters düz ördüm. Bu 3 tane ilmeğimi ters ördüm değerli izleyiciler. Sonrasında yine bakın burada 2 tane düz örüyorum. Bu selanik gibi olan yeri ters örüyorum. Yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane çıkartmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Yine 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi ön yüzüne geldim. Bir tane burada ara ördüm kenar ilmeğimden sonra. Bu 3 ilmeğimi bir ilmekten çıkartmıştık. Şimdi onu eksiltiyoruz. Önce sağa doğru kestim. Sonra ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu son ilmeği örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi ara ördüm. Bu ilmeği örmeden aldığım ilmeği o ara ördüğüm üzerinden geçirdim ve bıraktım. Arada bir tane bakın. Şöyle aroşa ördüm. Düz olan yerdeyim. Şöyle hemen onu da yine alt ucundan selanik gibi ördüm. Bir tane aroşa ördüm. Şimdi ikinci modele geldim. Önce şöyle sağa doğru kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Sonra bu son ilmeği örmeden aldım. Buradaki aroşamı ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir aroşa ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Bir örneğim şu an bitti sevgili izleyicilerim. Arka yüze geldik. Arka yüzde bakın, bir tane düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında 2 tane şöyle bir tane düz ördüm. Yine bir ters ördüm, bir düz ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi kenar ilmeğiyle bitirdim bakın. İkinci modele geçiyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Şöyle. Şimdi ikinci modelin kuruluşunu anlatalım. Burada bir tane kenar ilmeğimden sonra bakın. 2 tane aroşa örüyorum. Sonrasında bu düz olan ilmeğimin arasından 1, 2, 3. Tekrar 2 tane arada aroşa örüyorum.
Düz, düzün alt ucundan ördüm, bakın şu şekilde. Yine iki araş örüyorum. Bir ilmeğin arasından bir de aldım. Tekrar içinden bir bıraktım. Yine iki tane ilmeğimi araş ördüm. Ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Düzleri düz örüyorum, bakın. Bu üç tane ilmeğimi de ters örüyorum. Yine buradaki ilk iki tane düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Bir ilmekten çıkartmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne son sırasına geldim. Burada iki tane araş örmüştüm. Bir tane örüyorum. Bu bir düzle bu araşayı ikisini kesiyorum. Sağa doğru. Sonra ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane araş ördüm. Ve örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Arada bir araşı örüyorum. Ortadaki bu ilmeğimi alt ucundan aldım. Selanik gibi yanındakini de araş ördüm. Şimdi ikinci modele geldim. Bakın önce sağa doğru iki ilmeğimi kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Son ilmeğimi örmeden aldım. Bir araşa ördüm burada. Örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Ve bir tane araşam var. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şöyle arka yüzü anlatalım ve videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim. Arka yüzde başlarken burada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Aradası için. Tekrar üç ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sonra ön yüze geldiğimiz zaman da zaten ön yüzde burada iki araşa bir ilmeğin arasından 3 ilmek çıkarıyorum. Harika ve kolay bir örgü bu. Umarım sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Her yaşa uyan bir modelimiz bu. Bakın şöyle örneğimizde de belli zaten. Birini beyaz kullandık, birini sarıdan. İkisi de farklı güzel oldu. Tabii modelimiz böyle ilerledikçe kendini daha da gösterecek. Şöyle hemen şurasını anlattık bugün sizlere. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.